Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Mehmet Reis'le beraber Atlas oynuyoruz. Merhaba. Evet, Mehmet Reis Atlas'ı yeni öğreniyor. O Ark oyuncusu ve Minecraft oyuncusu. Minecraft değil o, MC. Evet, şu anda burası Freepot bölgesi. Bu sakallı dayı bizi bu Freepot bölgesinde haritadan bakacak olursak M'ye basıp bu gördüğümüz A10 bölgesinde yukarıda, aşağıda 4 tane ada var. Oraya götürüyor işte. Biz sağ şu an sol. Soldaymışız. Çarpı işaretleri yazıyor orası. Böyle renkli ışıkları falan var. Bu da bize işçi veriyor. Böyle bakıyoruz. 5 altın sikliye bir işçi. Tabi bu işçiler bir de altınla çalışıyor. Altın vermedin mi görevi bırakıp gidiyorlar. Şuradan şöyle gidelim. Oyun ayarlayınca çok güzel oldu ya. Evet, oyun ayarları birazcık güzel. Bu pala bıyıklı amca da pala Remzi olsun bunun adı. Remziye. Bir de büyü müyü, boya, işte gemi başlıkları var bu şekil. Tek tek alırız mı abi ya? Teker teker deneriz ne oldu? Alırız, tamam. Deneriz. Büyüler işte çeşitli ıvır zıvır şeyler var. Şuradan yukarı çıkarsak tatlı su kaynağı var böyle Filipotlar'da. Buraya ya gelip doldurup devam edebilirsin. Filipotlar'da yapı yapamıyorsun. En fazla 8 devre kadar ilerleyebiliyorsun. Aynen. Ve gemi dahi park edemiyorsun. Gemi park edersen oyundan girip çıktın mı yıkılır. Evet, burada boğa var. Bu boğaya vurursak. Bu arada R'ye basıyor, dövüş modu çıkıyor. Aynen. Geri basıyorsun, geri gidiyor. Zaten sağ altta kılıç işareti çıkıyor. Evet, burası tatlı su kaynağı. Buradan suyumuzu doldurup Freeport bölgesine devam edebiliriz. Leaf'e toparlamam gereken. Böyle çeşitli görseller yapmışlar. Evet, şu anda Mehmet Reis'e doğru koşuyoruz. Gelin gelin. Biraz takılıyor. Taş topluyorum, taş açacağım kafanıza. Fil var burada. Saman çıkıyor pasa ağaçtan. Mehmet Reis, Pala Remzi'nin orada mısınız? Aşağısındayım, odun topluyorum, taş topluyorum. Tamam. Ha, ben şey yaptım, ben 18 level oldum, sıfırladım. Zaten burada 8 level'den fazla atlanmıyor. Birazcık ağırlık vereyim. 7 level olayım, gerisini orada evde veririz. Yeteneklerde ne ayrıca şimdi? Temel eşyalar. Saldırı araçları. Okçuluk, mokçuluk, üstün araçlar. Bunlar ilk açmamız gerekenler. İnşaatçılık. Basit yüzme hızı, su taşıyıcısı. Ben gazmayı yaptım. İnek bir çekil, inek. Ben de yapalım lazım. Kaç çubuk atayım. Şu V olaya gelmesi lazım buna. V'ye basın direkt kral açılsın. Tuş balta atayım. Yaptım. Kamp ateşi yaptım. Vitamin barı yanda. XP yazsın üzerinde. Şöyle sağ tarafta. Sağ üst, sağ altta. XP yazsın üzerinde 4 tane çubuk var. Bunu sürekli dengede tutmanız gerekiyor. Bunlar değişik değişik vitaminleri temsil ediyor. Onlar için bak, burada gördüğünüz üzere sarıyı, bu ürün yendiği zaman sarı olan barı kaldırıyor. İşte et onun yanında kırmızıyı, onun yanındaki turuncuyu, çeşitli meyveler var, onlar kaldırıyor. Burada zaten gözüküyor ve yediğin zaman hangisi ise onda o çıkıyor. En baştaki de B vitamini, o da balıktan geliyor. Balık eti, süt. Onlardan geliyor. Gerçi mesela tek başıma indirebilir miyim acaba buradan? Buraya geçebilir miyim acaba? Geçemez ya. Bir de geçiyormuş. Yalnız geçmeye çalışıyor da kaçar biraz. Ölecek Mehmet Reis, az kaldı. Hı. Hadi bir daha. Hadi. Ben koşamıyorum, benim kemik kırıldı. Helal Mehmet Reis. Öldürdüm. Şimdi mızrağım da boşuna attı. Mızrakları geri alabiliyorsun. Nasıl sıkıntı yok, geliyor aynı. İyi deri topladım. Evet, bunu da kazalım. Et lazım olacak. Etler sürekli çürüyor. Buzdolabı yok. İlerleyen zamanda saklama dolabı yapacağız bunu özel. Buz muz. Mehmet Reis ölünün önünde dua ediyor. Evet. Oğlum değişik bir şey ya. Bari. Dua ediyormuşsun gibi görünüyor. Ben de diyeyim bari. Güzel ağzını kaldırdık. Hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar, size su nasıl içilir? Ha, onu da göstereyim. Bu oyunda
deniz suyu içilmiyor. Aynen öyle. Yes. Deniz suyu mantıklı olarak zaten. Onun için şöyle adanın ortalarına doğru bu bölgede işte yeşil bakıralar, yeşillik ve sulu. Oraya geliyorsunuz, elinizde hiçbir şey olmayacak, onu bırakıyorsunuz. Hemen yere sürüngen vaziyette yatırsınız, yani şu vaziyette. Bu süvarili koyuyorsunuz herhangi bir yere, kapağını açıyorsunuz, yağmur yağdıkça su oluyor. Tekneye de koyabiliyorsunuz. Güzel yanı onu kucaklayıp tekneye yükleyebiliyorsunuz ya da tekneden. Aynen. Beyzinizin kenarına koyabiliyorsunuz. O zaman su sorunuz ortadan kalkıyor. Bazı adalarda su kuyuları var. Oradan da temin edilebiliyor. Evet, burada kediler var. Bunlar fareye kalıyorlar zannedersin. Evet Mehmet Reis. Burada görüşünü almak istiyorum. Sen iyi bir ark oymuşsun. Bence arktan, arka hiç benzemiyor. Evet. Şey olsun. Ne derler ona? Bir bu FPS FPS geçişi arka benziyor. Bir de şu F1'den F10'a kadar ekstra özellikler geliyor mesela F2'deki dans özelliği gibi. Onlara herhalde yetenek öğrendik sonra şey geliyor işte güzel şöyle vurma. Mehmet Reis'le karşılıklı böyle koron tepebiliyoruz. Hızlı vurma. Sonra nasıl diyeyim hayvanların tekçürleri çok iyi. Deniz muazzam zaten. Denizin görünüşü çok güzel. Bir NPC'ler birazcık. Bir de şu oyun karakterleri birazcık çok şey. Nasıl diyeyim böyle saydam yapmacık gibi görünüyor. Bu şekilde tekne alma yokmuş ilk oyun çıktığı zaman. Vardı ya. Sadece yok. Sal vardı sadece. Evet sadece sal vardı. Diğerlerin hiçbir ben yoktu. İlk çıktığı gün oynamışım çünkü bir 15 dakika. Evet sal vardı bir tek. Evet aldım bir tane gemi. Evet. Adı da gezgin olsun. Artık ne okunuyor? Ramshelk mi? Ramshelk slok mu? Nasıl bir telaffuz Ram varsa. Ramshackle. Demiyoruz artık. Gezgin yazdım. Hadi atlayalım gezgine. Hop. Şöyle gemi bu şekil işte. Böyle bir yapısı var. Şöyle gemiyi bir tanıtayım. Güzelek. Burası biraz korunaklı bölge ya. Burada başlayalım. Hızlı yüzüyor. Onun işte yüzme efekt bonusları var. Onları açıyorsun. Yeteneklerden. Ben açtım bir tanesini. Orada mesela hızlı XP gelmesini istiyorsanız kaynak toplama bonusu var. Onu açtığınızda daha hızlı oluyor. Şurada şöyle bir durum var. Bu gemi tek kişi biraz kullanması zor. Hem gemiyi yöneteceksin hem yelkenleri yöneteceksin. Mehmet Reis ateşin başında dua ediyor. Günah Reis günah. Ateşe dua edilir mi? İşte. Gördüğünüz gibi bu yelken, burada iki tane yelken var. İsterseniz buna bir tane büyük yelken de koyabilirsiniz. Tabi açmanız gerekiyor. İlerleyen zamanlarda gemi yapımını da anlatacağım. Evet Mehmet Reis, yelkenler fora. Fora. Ben şuradan direkt haritadan bizim gideceğimiz yer B10. B10'a yönleneceğiz. Dön, şu koydan sonra hiçbir yere çarpmadan çıkmamız lazım. Bu Freeport'ların da koy yapısı hep aynı. He. Birbirinin kopyası. Evet, yola çıkıyoruz. Uzun bir yolculuk bizi bekliyor. Arak yelkeni de düzelteyim. Onu demir masasını çok güzel yere koyduğum için alamıyorum. Mehmet Reis yelkenleri yönetiyor. Ben kaptanlık yapıyorum. Bu şekilde içeriden de oynanabiliyor. Gemi zamanla yıpranıyor. Ve onu envanterinize malzeme koyup tamir etmeniz lazım. Çeşitli yöntemleri var tamir yöntemleri. Ona da değineceğiz ilerleyen dönemlerde. Gemi hareket ettikçe level atlıyor. Level atladıkça işte çeşitli şeylere verebiliyorsun. İşte ek ağırlık, daha fazla yük taşıyor. İşte ek 5 kişiden fazla 6 kişi istediğin zaman gemi tayfası ekleyebiliyorsunuz. Sağlamlığınızı işte zaten açıklama yazıyor üzerine geldiğin zaman. Hı-hı. Ve bu şekilde devam ediyoruz. Yelkenler evet, foro. İstersen kapatalım burada. Diyeceğim aynen bir şey var mı anlatmak istediğin? İşte ilk bölümden ilk gemi nasıl alır, diğer adaya nasıl gider gösterdik. Bir sonraki bölümde de artık şey yaparız. Acık loot yaparız. Loot yaptığımız yerlerden birkaç kesinti alırız. Oraya da kuruluruz. Malzeme toplarız. Bir sonraki şeyde de gemi yapımı ve denizcilikle ilgili bir kayda başlarız. Evet, biz şu anda adamıza doğru yol alıyoruz.
Herkese iyi günler, iyi geceler. İyi geceler. Bizi takip etmeyi unutmayın. Abone olmayı merak etmeyin. D-Live yayınlarımız da var. D-Live evet. Yayınlarımızın linki yukarılarda bir yerde de çıkacaktır. Açıklamalarda vardır. Gemi seviye atladı. Dayanıklılığa verdik. Oh, nice. Yukarıda bir yerlerde çıkacaktır. Oraya da ara sıra yayınlarımız olacak. Orayı da takip etmeyi unutmayın. Haydi Allah'a emanet. Hoşçakalın. El salla. Tamam, ben kapattım. Bye sen hoşçakalın. El sallama çıkmadı reis. Şimdi gidiyoruz reis. Tekrar gidiyoruz.